Allah'ımızın yüzüsü hürmetine Filistin'i kurtar. Amin. Doğu Türkistan'ı kurtar. Amin. Kuşatılmış bütün İslam topluluklarını kurtar. Amin. Bütün İslam topluluklarına akıl ver, vahdet ver. Amin. Kalkınma ver. Amin. Yeryüzündeki bütün zulümlere karşı dik durmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, evlatlarımızı ibadet eyle, eyle. Amin. Salihlerden eyle. Amin. Bizleri affet. Amin. Günahlarımızı bağışla. Amin. Hatalarımızı bağışla. Amin. Namaz ehli eyle. Amin. Ya Rabbi, mesajı yeryüzünün her tarafına ulaştıranlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun zalimlerin karşısında olmayı nasip eyle. Amin. Değerli aziz bacı ve kardeşlerimiz, vahye dayalı bütün dinlerde kutsal olan Kudüs, biz Müslümanlar için ilk kıble olmasının yanı sıra, yeryüzündeki bütün Müslümanların kurtuluş ve esenliği, hak ve adaletin cihan şumul hakimiyeti yolunda sürdürdüğümüz küresel cihadımızın ekseni durumundadır. Bu yönüyle Kudüs, ümmet olarak zafere doğru yürüyüşümüzün ana kapısı, buluşma noktası ve zafere giden yolun pusulasıdır. Mübarek Ramazan ayının son cumasında bu misyon ve hedefleri canlı tuttuğumuzun, bu yolda tam bir azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzün, Kudüs ve Aksa'mızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızın, bütün Filistin özgürleşinceye kadar bu kutlu mücadele bayrağını elden ele taşıyacağımızın bir ahdi olarak burada yine bir aradayız. Bugün Kudüs'teki kardeşlerimizin Siyonist işgale karşı nasıl destansı bir mücadele verdiğini, önlerine konulan barikatları direnişleriyle nasıl aştıklarını, Kudüs davasına nasıl yeni zaferler kattıklarını sevinç ve coşkuyla izleyerek geldik. Bütün dünya bir kez daha gördü ki zafere giden yol sadece direnişten geçer. Direniş, ümmetimizin ve Kudüs'ümüzün yegane kurtuluş kapısıdır. Asırlar boyunca İslam'ın egemenliği altında güvende olan Filistin, önce İngiliz işgali, ardından da Siyonist rejimin kurulmasıyla eşi benzeri görülmemiş zulüm ve felaketler yaşarken, Filistin topraklarının İslam'ın hakimiyetinden çıkması, yalnızca Filistin'in değil, tüm İslam coğrafyasının işgal ve talanının da başlangıcı oldu. Siyonist rejimin tamamen ortadan kalkması ve tarihin çöplüğüne atılması yakındır. Bundan dolayıdır ki başta büyük şeytan Amerika olmak üzere küresel emperyalizm, bölgesel işbirlikçilerini de yanına alarak adına 100 yılın anlaşması dediği, ardından da normalleşme adı altında devreye soktuğu büyük çaplı kumpas ve ihanetler sürecini başlatmıştır. Dolayısıyla ribat ve cihat sadece Filistinlilere ait bir sorumluluk değil, bütün dünya Müslümanlarının görevidir. Bunun diğer bir adı da küresel intifadadır. Çekil.
Allahu Ekber. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم العن الكفار الأمريكا وإسرائيل وأصدقائهم ورفقائهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا كريم يا عظيم يا رحيم يا الله وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم Müslümanlar olarak Ramazan'ın son cuma günü Dünya Kudüs günü olarak bizler kutlarken diğer taraftan da işgal rejimi Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etme planları kurmaktadır. Ramazan'ın 28. günü yani 10 Mayıs Pazartesi günü İbrani takvime göre uydurdukları bir tarihle Kudüs'ün kurtuluş günü olarak ilan ettiler. Ve Kudüs'ün, Filistin'in farklı noktalarında işgalci olan Siyonistleri Mescid-i Aksa'ya toplayarak Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etme provaları yapılmaktadır. Ki bu akşam Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı da Müslümanları buradan uzaklaştırmak, gözdağı vermek ve bu pazartesi yapılacak olan işgalın altyapısını, ön hazırlığını yapmak amacıyla yapıldı. Ama elhamdülillah oradaki Müslüman kardeşlerimizin fedakarlığına, cesaretine bir şekilde bu direnişe karşı koymalarıyla bu plan şimdilik akim kaldı. Dolayısıyla bu aşamadan sonra gerek Kudüs, gerek Türkiye, gerek bütün İslam ümmeti uyanık olmalı. Gözleri, kulakları Kudüs'te Mescid-i Aksa'da olmalı ve oradaki duruma göre Müslümanların tepkilerinin dozajını artırma, meydanlara dökülme, hükümetlere, yöneticilere baskı yaparak bu işgale, bu zulme karşı çıkmaları lazım. Buraya gelen kardeşlerimizin Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İnşallah Teala biz de Kudüs'teki gelişmelere göre buraya tekrar toplanacağız. Ve inşallah gerekli adımları atacağız. Allah razı olsun. Alim, alemi temsilen, İslam alemini temsilen Allah-u Teala'nın kitabına vukuf Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetine vukufiyetiyle alimler bu konuda öncülük yapmalar lazım. Yine kanat önderlerine Filistin'de yapılan bu katliamlara karşı kanat önderlerinin bir kanat belirlemelerini tavsiye ediyor ve bu konuda onlara sesleniyorum.
yine İslam ülkelerindeki medyaya, İslam ülkelerindeki yazarlara, gazetelere, dergilere çok büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Artık İsrail'e karşı ciddi bir tedbirin alınmadan bu virüsü temizlemenin mümkün olmadığına kanat getiriyor. Ümmetin tez elden bu iş için birliktelik, beraber adım atma her hususta bu meselenin gerçekten de mezhepler üstü, kavimler üstü, ülkeler üstü, insanların içtihatlar üstü, ümmetin olmazsa olmazı olan Kur'an-ı Kerim'in en çok kendisinden bahsettiği Beni İsrail'e karşı ümmetin bu konuda gerçekten de ciddi manada tedbir almaları lazım. Bizim ses vermemizle İsrail'in sesinin kesileceğini, sessiz kalmakla onların sesinin yükseleceğini bilmemiz lazım. Allah-u Teala gecemizi mübarek eylesin. Orada eziyet çeken, yaralanan kardeşlerimize Allah-u Teala acil şifalar versin. Alem-i İslam'a uyanmayı nasip eylesin. Mezheplerimizi, meşreplerimizi, tarikatlarımızı, siyasetimizi, cemaatimizi, vakfımızı, derneklerimizi bir tarafa bırakarak ümmetin kalbi ve beyni mesabesinde olan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Haram'a, Mescid-i Nebevi'nin şu anda ne durumda olduğunu bilip ona göre adım atmalarını, bu konuda çok ciddi manada içtihatların yapılmasını, alimlerin bu konuda ümmete öncülük etmesinin gerekli olduğuna inanıyor ve bütün dünya alimlerine sesleniyorum. Bugün Mescid-i Haram olmaması gereken ellerin mahkumiyeti altındadır. Bugün Mescid-i Aksa'da Yahudiler eğer serbest cirit atıyorlarsa Mescid-i Haram'ın etrafındaki haramzedelerin Mescid-i Haram'ı mahkum etmelerinden kaynaklanıyor. Eğer bugün Mescid-i Aksa'da kanlar dökülüyor ve bu kanlar durdurulamıyorsa Mescid-i Nebevi'nin de sağlam olmayan ellerin altında mahkum edildiğine inanıyorum ve dolayısıyla Müslümanların bu mukaddes beldeler bir bütündürler. Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve onların şubeleri olan bütün mescitler ümmetin diriliş noktalarıdır. Alimlerimiz bu konuda ümmeti dirilişe, kıyama, bilinçlenmeye, şuurlanmaya davet etmeleri lazım. Bu konuda her insanın kendi mesuliyeti, kendi gücü ve imkanı nispetinde sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Allah-u Teala Müslümanların zafere ulaşıp ümmetin birleşebildiği günü görmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.